arkadaşlar. Bu videonun içeride olmayacağını anladım ve her şeyi sıfırdan çekip şu an burada tekrar anlatacağım. Kısaca elbiselerimi göstermek istedim, götüreceklerim. Şöyle cici bir elbisem var. Mayi markalı. İçi böyle şort muydu bu? Ben bunu hiç giymedim bu arada. Bu müslin bir tulum. O kadar güzel ki. Uzun kollu. Tam böyle serin bir akşamda giyilecek. Güzel bir tulum. Böyle krem rengi. Sıcak tonlarda. Böyle beli kuşaklı falan. Bu da yeni. Bunu da hiç giymedim. İnşallah güzel fotolar çekilir bunlarla. Elbiseyi belki görmüşsünüzdür bende. Ama doğru düzgün bir fotoğrafım olmadığı için bir daha götüreceğim tatile. Ve bu sefer güzel bir fotoğraf çekileceğim artık bundan. Çünkü çok güzel bir elbise. Ben aşure videomda bunu da çekmiştim. Çok tatlı bir elbise. Burada açtığımda daha güzel olacağına eminim. Bunu da yanımda götürüyorum. Bunu unutmuşum bile ya. Gerçekten son dakika gördüm orada. Daha sonra Zara'dan 110 liraya yanlış etiket basımından bulduğum elbise. Şöyle boğazdan, ay boyundan ipli. Sırtı falan bayağı açık. Şöyle dümdüz siyah bir elbise. Buralarında büzgüleri var. Bunu da götüreceğim. Bunu net giyerim. Bunu yedek alıyorum. Diğer siyah gördükten sonra bundan birazcık vazgeçtim ama olay bir elbise. Olay yani. Sırtına bakın. Böyle ipli ipli. Kolları balon. Yani biraz kısa bir elbise. Geçen yani balayında almayı unutmuşum. Dolapta altta kalmış. Şöyle bir nasıl diyeyim? Fiyatları havlu. Böyle bir tulum. Belki tatlı bir kombin yaparız, bir şey yaparız, uydururuz. Yanıma alacağım. Bunu çok giymek istiyorum. Bunu da hiç giymedim. Hiç giymediklerimi götürüyorum. Şunu da giyememiştim. Bunu da balayı için almıştım aslında. Şöyle bir şey. Bir pantolon. Yani direkt bikini üstüne giymelik bir şey. Çok tatlı. Böyle bol bol paçaları var. Tamamen örgü. Nerede giyeceğim bilmiyorum. Bunu da giyememiştim. Alayım belki giyerim diye bunları yanımda götürüyorum. Şöyle bir tane de siyah şort alıyorum. İkisi de kot şort. Bu işletmeti. Bir de şu dilbinin klasik şöylelerinden. Bikini üstüne. Bunu var ya, bunu seneler evvel, bak markaya bak, Addax. Bursa'ya gidip oradan kıyafet stok yapıyordum. O kadar ucuzdu ki. O kadar ucuzdu ki anlatamam yani. İnternet satışı bile yoktu. Bursa'da mağazadan alıyordum onları. Bayağı uygundu. Şöyle. Bunu her sene giyerim. Ne modası geçer ne bir şey olur. Böyle püsküllü püsküllü örme bikini üst. Bu oversize keten gömleklerden. Beyaz rengi. Bunu da genelde plajda giyiyorum. Hem ifli fil hem boyu uzun. Böyle o kadar rahat ediyorum ki bununla. Çok güzel. Çok ve tarz duruyor. Sadece bunu giysem bile çok güzel. Geçen sefer nasıl yaptım hatırlamıyorum ama bu sefer sığdıramayacağımı fark ettim. Şöyle bir tane çok önceden aldım. Victoria's Secret çantam var. Onun minik çantaları var. Şunlar. Onları da göstereceğim. Şimdi buraya makyajlar koydum. Şöyle. Yani çok da bir şey almadım. BB krem, işte fırçalar. Bir iki oje falan aldım. Güneş kremi. Sonra efsanevi bir kırmızı ve daha Newton'larda bir tane aldım. Şu da var. Bunu da çok seviyorum. Hepsi aynı zaten benim rujlarım. Sonra bir tane far paleti aldım. Öyle yani, çok da bir şey almadım. Dağıttık. Falan filan. Bunu kapatalım. Hmm.
Burada onun bir diğer çantası. Buna da fenistil sinek falan ısırırsa diye. Bir de burada kliniğin seti vardı bende. Bunları yanıma götüreceğim. Bu açmayayım. İşte yağ pamukla çıkartıyor. Ay konuşamadım ya. Yağ bazlı. Bu gözaltı kremi. Bu da gece kremi, nemlendirici. Bir tane daha var. O buna sığmadı. Öbür çantaya koyacağım onları. Ben böyle yapmadım. O yüzden sığmadı hiçbir şeyim şu an. Şöyle Mango'dan almıştım. Şöyle bir çantam var. Her şeyle bu uyuyor. Her şey yanıma, vallahi bunu alıyorum. Bir tane böyle bir çanta var. Bunu aldım yanıma. Bir tane de siyah var. Onu alacağım. Okey ondan sonra. Bir sürü şey aldım. Onları koyarken gösteremedim. Bu wok maşa için bunu aldım. Muhtemelen kullanmayacağım onu. Sonra bunu aldım. Isılı fön. Bunu gayet, hem saçım hemen kuruyor hem şekillendiriyorum falan. Bunu kesin alacağım. Buna gerek var mı hiç bilmiyorum. Sonracığıma gözlüklerim, siyah olanlar. Bunlar da kahverengi olanlar. İkisini de alacağım. Şimdi bunları şöyle biraz uzaktan çekeyim. Şu Oysho çantama yerleştireceğim. El çantasına koyacağım bunları. Şimdi burada aldığım birkaç tane kışlığı göstermek istiyorum. Eğer isterseniz bir sonraki videomda böyle aldığım pijamaları, yeni kışlık kıyafetleri göstereceğim. Bu bayıldığım Zara kürklü deri ceket. Bayıldım. İçi de böyle. Burada da bebe mavisi bir hırka var. Çok tatlı. Muş yumuş. Bu elbiseyi sonradan karar verip çantama atıyorum ve giyiyorum. Gerçekten harika bir elbise. Bu pembe takımı zaten görmüşsünüz bir önceki vlogta. Burası böyle. Bundan önce saydığını sayar mısın? Neler aldığını? Yok yağlı nemlendirici, yok yağsız nemlendirici, yok... Oh ayağım! Gübreli saç düzleştirici, yok... Göremiyorum. Bu nasıl çekeyim? Bekle bir dakika. Orada mı yazıyor? Ana, Sena gel. Ah. Kaç kilo hakkımız var? 15. Aa. Yani buradan 5 gramlık bir şey çıkarmamız gerekiyor. Dur şöyle tartacağım bunu. What the? Dur. Öyle nasıl tartacağım? Dur bir dakika ya? Dur. Şimdi kendine tartacak. Bekle, oradan göremezsin ki. He. Evet. Ama o yerden yere park ediyor Emre ama. Dur. Terliklerimi el çantasına alalım. Temiz olsun. Hep aynı ölçüyor. Tamam da. Hepsini benim valize dayamışsın. Evet. Sen bir saatin var senin. Bir saat yok. Tamam 50 dakika diyelim. Ben hiç uyumadım.
45 dakika. Uçakta 1 saat uyuyacağım. İnişte de transferde 1 saat uyusam 2 saat kafi. İlk günü çıkarmaya yeter diyorum. Değil mi? Erken uyuyoruz zaten. Ondan sonra gün erken kalkarız. Erken kalkacağız. Kahvaltıya kalkacağız. Sabah kardiyo yapmamız yok. Bu arada bu videoyu izliyorsanız ve hala o videoyu atmadıysam tatilde kalori challenge yapacağım. Kaç yaparız? Yiyebildiğimiz kadar kalıyor şu an. Bilmiyorum, ben de yiyeceğim. Allah'tan hastayken iştahımız kapanmadı. Yani yüklemeye çalışıyoruz, zar zor da olsa. İyiyiz ya, ben de Allah'a eskiyim. Biraz başım ağrıyor sadece o kadar. Ben uykusuzluk kadar. Benim de garip, bilmiyorum, iyiyim ama. Söyle etraf. Hava çok sıcak, aşırı nemli. Yani biz orada hastaydık ve üşüyordum. Ona göre giyinmiştim. Buraya geldik. Uçaktan indiğimizden beri suratımıza nem, yani nem çarpıyor. Şimdi hazırlanıp ineceğiz. Size ufaktan bir odayı göstereceğim. Burada bir aynayla giriş yapıyoruz. Bu oda bence birazcık ufak. Şöyle. Şöyle. Ama gel gelelim. Çok güzel bir yer vermişler. Direkt denizi görüyoruz. Ve havuza inen kısmı vermişler. Günün yarısı gitti. 4-5 santim. Şansımıza sushi günü. İnanamıyorum. Hamsili pilav lan bu. Oğlum hamsili pilav değil mi? Gerçekten inanamıyorum. Çünkü ben sushi'den bıktım bu süreçte arkadaşlar. Ben güzel tatlılar vardı. Ya devam ediyor. Aa, dışarıda da bak. Dışarıda da yemekler var. Emre'cim. Dışarıda da yemekler var. Bakalım mı? Evet arkadaşlar. Sushi'yi beraber yiyelim. Tatlılar, börekler ve evet, aradığım Maraş dondurması sonu bu. Ne düşünüyorsun peki bu konu hakkında? Bak, öyle bir reklam yaptılar ki şu an. Aman yaptı reklamını. Ne hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun? Ya güzel gerçekten, dediğim gibi çeşit bol, evde yemek yapmadan, temizlik yapmadan her şey bedava. Bir şey, para şu an böyle nakit olarak para ödemeden. Tabii masadan para vermeden kalkıyoruz falan. Aynen. O yüzden çok mutlu hissettiriyor. Dinlendik falan, bundan sonra tadını çıkartacağız. Kahvaltıyı bekliyoruz. Aa, kahvaltıda yalnız iyi gömeriz. Evet. Oo. Araşo, konuşu number one. Van mı? Okey, işo tiri, tiri mor 3 tane daha. Geldi kule. Yani şuna bakmaya gerek yok yani. Bence de gerek.
Öyle bir şey bira, yani. Bira sosis yapıyorlarmış. Biz içmiyoruz ama eğlenceli oyunlar falan varmış. Belki ben sosis yerim. Oraya bakacağız. Tabii, domuz mu değil mi onu soracağız. Şöyle... Sena gel bak. Baklavanın üstünde elma şekeri ne diyorsun bu konu hakkında? Şey, makaron var. Oha ne kadar çok var. Çeşit çeşit tatlılar. Gel gel. Aa makaronlara bak. Ben makaron yiyeceğim. Şunlar neydi? Ana. Bir şeydi. Buldum. Çok güzel yapmışlar. Biz oradan bu kadar görmedik. Sağ ol şimdi. Ben sadece sosis ve bira var sanıyordum. Ben de. Baya uğraşmışlar. Güzel bir tabaka indi. Acele etme, bekle. Sakin. Hazır hissettiğinde dokun. Oha! Oha! Helal olsun lan. Baban da mı nişancı be?
geldiğimiz gibi gidiyoruz. Ama bugün inanılmaz bir soğuk yağmur varmış, bir de kaçıyoruz. Geldik. Son birimiz bile. Son yani. Kavan. Kahvaltı edip biraz gideceğiz. Şansımıza havaya bakın yani. Hava gerçekten bugün erken uyandık. O yüzden bir aptalım yani. 8-10 falan uyandık. Bu sırada tatilinde uyanılması gereken saat. Birkaç gün böyle 10'da falan uyanmaya başladık. Çünkü artık yorulduk yani. Bütün gün yüzüyoruz aslında. Ben de sizlere böyle sürekli ay gittik. Ben çünkü geldiğim günden beri aynı kahvaltı ediyorum yani. Bir şey değişmemiş yani, su böreği yok bugün. Onun için her şey aynı. Bütün yani böyle. Oradan beri de oradan havuza. Aynı şeyleri göstermek istemedim. Eğlenceli kısımları aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi buradan İstanbul'a yolculuğumuz başlayacak. Ben de buradan EPS'imizi alıyor. Hatta İstanbul'a. İstanbul'da bayağı rüzgarlı. Evet. Soğukmuş. Ama şanslı. Düşsene son günümüz böyle. Tabii yani. Esiyor ya. Yani. Tam gününde geldi. Denizden buradan çıkınca üşüyorum. Bayağı üşüyorum. Ay neyse hadi. Kahvaltımız edelim gidelim. Hadi bakalım. Evimize gidelim. Özledim özledim. Evet, çok iyi. Videoyu bitirme kararı aldık. Arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Like attığınız için teşekkür ederim. Yorum zaten atıyorsunuz. Ona teşekkür etmeye gerek yok mu? Sizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.